16. Hareket, ilerlemek. Boyalı bir kare temizlenip kısa bir süre sonra bitişiğindeki kare aynı renk ile boyanırsa ve bu işlem arka arkaya tekrarlanırsa gözümüz kareyi hareket ediyormuş gibi algılayacaktır. Örnek: turuncu karenin 3 birim sağa ve ardından 3 birim aşağıya hareket etmesini sağlayan algoritma. Algoritmayı çalıştıralım. Tekrar çalıştıralım. Bu işi yapan algoritmayı inceleyelim. İlk satırlarda bazı değişkenler tanımlanıyor. Kare renk içeriğine turuncu metin aktarılmış. Kare X ve kare Y içerisine sayı aktarılmış. Kare hız içerisine yine sayı aktarılmış. Daha sonra kare temizle fonksiyonuyla kare X ve kare Y değişkenleri parametre olarak gönderilmiş. Bu satırda kare X ve kare Y değişkenlerinin içeriği 3, 3. Başa alırsak, turuncu karenin ilk bulunduğu konum 3 ve 3. Değişkenler tanımlandıktan sonra ilk yapılan iş bu konumdaki turuncu karenin silinmesi, temizlenmesi. Bir sonraki satırda kare X değişkeninin içeriği yine kare X değişkeninin içindeki sayı artı 1. Yani 1 arttırılmış. 3 olan içerik 4 yapılmış. Bu da turuncu karenin konumu 3, X3, Y3'tü. X 1 arttırılınca 4 oldu. Yani değişkenlerin içeriği X4, Y3 olarak değişti. Şu satırdan sonra devam ediyorum. Değişkenin içeriği değiştirildikten sonra kare boya fonksiyonu kullanılmış. Bu fonksiyona gönderilen parametreler kare X, kare Y ve kare renk. Kare X değişkenin içeriği değiştiği için artık yukarıdaki kare X ve kare Y değil. Bir sağındaki konuma işaret ediyor artık kare X ve kare Y değişkenleri ve kare renk değişkenin içeriği de turuncuydu. Bu satırda o zaman ne yapılmış oluyor? Bir önceki satırlarda burası silinmişti. X koordinatında değişken 1 arttırılmıştı. Şimdi 1 arttırılan değişken ve Y değişkeni tekrar turuncu renk ile boyanıyor. Yani bir sağındaki kare turuncu renk ile boyandı. Daha sonra ne yapıyor? Bekle kare hız değişkeniyle 200 sayısını gönderiyor. Bekle
fonksiyonuna. Yani 200 milisaniye saniyenin 5'te 1'i kadar. 1 saniye 1000 milisaniyeydi. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızı düşünerek tekrar çalıştıralım ve algoritmanın nasıl işlediğini görelim. Daha devam ediyor algoritma. Anlatmaya devam edeceğim. Evet. Önce temizleme işlemi yapılıyor. Ardından değişken arttırılıp arttırılmış, güncellenmiş yeni değerlerle tekrar boyanıyor ve bekliyor. Algoritmamızı incelemeye devam edelim. Bu 4 satırda kare temizlenip yeni konum hesaplanıp boyandıktan sonra tekrar benzer bir kod yapısı var. Üstteki 4 satıra benzer. Kare temizle, kare x ve kare y. Yine aynı kod kullanılmış. Ama bu satırda artık kare x'in içeriği daha önceki kullanıldığı satırla aynı olmadığı için, bu arada bir arttırıldığı için bu kare temizle fonksiyonu bir yanındaki boyanmış kareyi temizleyecek. Ve ondan sonra kare x'in içeriği tekrar bir arttırılıyor. Kare x'in içeriği daha önce de arttırılmıştı. 4 yapılmıştı. Bir kere daha arttırılınca bu sefer içerik 5 oluyor. Kare boya, yine bir sonraki satırda kare boya, kare x ve kare y, yine aynı değişkenler kullanılıyor kod olarak. Ama içerikleri farklı. Bu sefer de bir yanındaki konumda bir kere daha arttırarak bu konuma geçmesini sağlıyor. Ve bir süre daha bekliyor. Bir sonraki kodda yine benzer, hemen hemen aynı ama bir değişiklik var. O da kare x değişkenini arttırmak yerine bu sefer kare y değişkeni arttırılmış. Kare y değişkeninin arttırılması ve kare x değişkeninin değiştirilmemesi demek turuncu karenin x koordinatında, x ekseninde ilerlerken x ekseninin sabit kalıp y ekseninin artması aşağıya doğru harekete devam etmesini sağlayacak. Buradan sonraki 3 kod grubunda da y ekseni bir arttırılmış. Bu 3 kod karenin 3 birim aşağıya doğru hareket etmesini sağlayan kod. Aralarında da 200 milisaniye bekliyor. Ve burada algoritma tamamlanmış. Böylece değişkenlerin içeriği değiştirilerek ve aralarında beklenerek turuncu kare temizleniyor. Değişkenlerin içerideki konum arttırılıyor, boyanıyor. Sonra o konumdaki turuncu karenin yeni konumunda tekrar temizleniyor. Tekrar değişkenlerin içeriği arttırılıyor ve tekrar boyanıyor. Bu şekilde turuncu kare ilerliyor ve
3 kere ilerledikten sonra x ekseni arttırılması kesiliyor. Y ekseninde arttırılmaya devam ediyor. Böylece algoritma tamamlandığında turuncu kare sanki 3 birim sağa ve 3 birim aşağıya doğru hareket etmiş gibi oluyor. Tekrar çalıştıralım. Bunun için ek açıklama olarak önce değişkenlerin kullanımı ve matematiksel işlemler konularını tamamlamış olmanız önerilir demiş. Burada değişken tanımlamış 4 tane ve bütün algoritmada bu değişkenleri kullanmış. Matematiksel işlem olarak da buradaki kare x ve kare y değişkenlerini taşıdıkları sayının arttırılması için de matematiksel işlem kullanılmış. Gri ile boyanmış karenin koordinat sistemi üzerinde sağa veya aşağıya doğru bir birim yer değiştirmesini gösteren bir grafik. Gri ile boyanmış karenin konumu x2 ve y2 konumundadır. Ben bu gri kareyi sağa doğru bir birim hareket ettirmem gerektiğinde x koordinatını 1 arttırıyorum. Y ekseninde aşağıya doğru bir birim hareket ettirmek istediğimde ise y koordinatını 1 arttırıyorum. Buradaki tabloda hangi yöne gitmek için hangi koordinatın arttırılması gerektiği ve bu arttırma sonucunda yeni konumun ne olduğu gösterilmiş.